Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler TYT Matematik kampında geldik bugün 14. güne ve 14. günün konusu rasyonel sayılar. Ayrıyetten bu video kampımızın 20. videosu gençler. Konu rasyonel sayılar dedik. Rasyonel sayıları tek videoda, tek parçada, tek partta anlatacağım ben sana. Kazanım sonuç kazanım sorularını çözdükten sonra biliyorsun artık klasik ÖSYM bakış ve SML bakış sorularımız gelecek ve bunlarla birlikte rasyonel sayılarda atak artık hata yapma riskini minimuma indireceğiz ta ki sen de TYT Matematik Soru Bankası'ndan Barış Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan kazanım sorularını çözdükten sonra artık iyice hata yapma riskin sıfıra doğru yaklaşmış olacak. Evet, Umarım iyi gidiyordur her şey. Sağlığın saatin yerindedir. Havalar birazcık da olsa bir nebze serinledi. Bu yaz aylarında biliyorsun geçen hafta çok çok sıcaktı. Birazcık da olsa serinledi. Bu serinlemeyle beraber daha rahat çalışıyorsundur diye umut ediyorum. Evet gençler artık hazırsak geçelim derse. E şimdi rasyonel sayılar dedik. Şöyle en başından bir tanımlayalım. Eş parçalara bölünmüş bir bütünün parçalarının bütün içindeki oranını gösteren sayıya biz kesir diyeceğiz. Tamam. Şimdi kesir dediğimiz olay da pay ve paydadan oluşuyor. Şu aradaki ise bizim kesir çizgimizdir. Eğer ki gençler payımız paydadan daha küçükse yalnız sayısal olarak yani mutlak değerce daha küçükse biz buna basit kesir diyeceğiz. Pay paydadan büyük veya eşitse biz buna bileşik kesir diyeceğiz yine mutlak değerce. Mesela mutlak değerce dememizin sebebi ne? Çünkü negatif sayılarda mevcut ya. Hemen geldim buraya. Mesela 4, 5'ten daha küçük. E tamam o zaman basit kesir. 7, 11'den küçük basit kesir. Buraya bakıyorsun. Eksi 3'ün mutlak değeri olan 3, 7'den daha küçüktür basit kesirdir. 0, 0 nasıl basit kesir oluyor? Mesela ben 0'ın altına 0 yazamam değil mi? Ben 0'ın altına 0 haricinde herhangi bir sayı yazdığım zaman 1 gibi... 3 gibi, 10 gibi veya eksi 7 gibi, eksi 8 gibi sayılar yazdığım takdirde hepsinin mutlak değeri 0'dan daha büyük olacağından e o halde tabii ki sıfır bölü herhangi bir şey. Yani sıfır da bir basit kesirdir. Bakıyorsun 3 2'den büyük. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir ve 3'ten büyüktür. 1 dediğimiz sayı e, büyük veya eşit dedik ya. Eşit oluyorsa da bileşik kesir. O halde mesela 5 bölü 5 gibi. Bu nedir? 1'dir. 5 5'ten büyük veya eşit mi? Evet tabii ki de o halde bu da bir bileşik kesirdir. Eksi 41. Eksi 41 de eksi 41 bölü 1 biçiminde yazarsın. Eksi 41'in mutlak değeri 41'dir ve 1'den büyüktür. Bundan kaynaklı bileşik kesirdir diyeceğiz gençler. Şimdi tam sayılı kesire bir el atalım bakalım. A, B, C sıfırdan farklı doğal sayılar olmak üzere A tam B bölü C biçiminde yazılan ifadelere biz tam sayılı kesir diyoruz. Şimdi bu bir tane tam sayıdan bir tane de basit kesirden meydana gelir. Şurası tam sayı olacak. Tam sayı olacak ve bir tane de basit kesire ihtiyacımız var. Bu şekilde yan yana ifade ediyorsak A tam B bölü C diye işte biz buna tam sayılı kesir diyoruz. Bu tam sayılı kesirler de A tam B bölü C. Ben aslında bakarsan A artı B bölü C biçiminde de yazsam hiçbir şey değişmez. Yani arada artı vardır. Ve bunu da ben bileşik kesre nasıl dönüştürürüm? A ile C'yi çarparım. Üzerine B'yi eklerim ve tekrardan C'ye bölerim. Yani A C artı B bölü C biçiminde bileşik kesre dönüştürebilirim. Denk kesirlere bakalım. Tabi bu arada hemen şuraya şu notu da alın. Şu notu da alın. Peki hocam bir bileşik kesri tam sayılı kesire nasıl dönüştürürüz? Onu da şu şekilde. Mesela 10 bölü 4'ü tam sayılı kesre nasıl dönüştürürsün? Onu gidersin hocam. 4'e bir güzel bölersin. Onun içinde 4 2 defadır. 2 kere 4 8 çıktı. 2 mi geldi? Tamam şimdi diyorsun ki bak 2 tam 2 bölü 4. Tabi sadeleştirilebilir bunlar. Bu da nedir? 2 tam 1 bölü 2'nin ta kendisi olacaktır. Bu şekilde de tam sayı pardon bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürebiliriz. Pekala Devam edelim. Denk kesirlerle. Bir diğerinin sadeleştirilmişi veya genişletilmişi olan kesirlere denk kesirler denir. Mesela 1 bölü 2. Eğer ki ben bunu 5 ile genişletecek olursam 5 bölü 10'u elde ederim ki 1 bölü 2 ile 5 bölü 10 birbirine eşittir kesir değerleri olarak. Hadi bunu da 4 ile genişletelim. Ee, pardon özür dilerim. Özür diliyorum. 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem 10 bölü 20 gelir. Bu da buna eşittir. Veya şunu da yapabilirsin. 5'e Be 10'a böldüm 1, 10'a böldüm 2 veya 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 4 gibi de düşünülebilir. Tamam biri genişletmedir, biri, sadele, biri genişletme, biri sadeleştirmedir. Kazanın bakış 1'e bakalım artık. Birinci örneğimiz bu videomuzda ilk örnek. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki ABC pozitif tam sayı. Ve 29 bölü 13'ü ben A artı 1 bölü B artı 2 bölü C biçimde yazabiliyorum. E buna göre demiş. A artı B artı C toplamı soruluyor. Şimdi gençler bakın. E bu tarz sorularda artık klişeleşmiş sorulardır. Sen de biliyorsun. 29'u gideceksin. Bir güzel A ve burada yazana. Yani 13'e böleceksin. Tamam. 13'e böleceksin. Kaç defa vardır? 2 defa. 2 kere 13 kaç yapar? 26 yapar. Çıkardık ne geldi? 3 geldi. Şimdi aslına bakarsam bizim bu ifademiz 2 artı 3 bölü 13 biçimindeki bir ifadeymiş. Şimdi okey şurası 2 olabilir ama hani şurası 3 bölü 13 olabilmesi için pay kısımda 3 olması gerekiyor. O halde ben bunu şöyle yazsam. 2 artı 1 bölü 13 bölü 3 yazsam. Bak böylelikle buradaki 1'i de benzer biçimde yakalamış oldum değil mi? E tamam ama alt kısım benzemiyor. B artı 2 bölü 7 o halde gel bir de 13'ü 3'e bölelim tamam mı? Orada yazana bölelim. 13'ü de. 3'e bölelim arkadaşlar. Kaç defa var? 4. 3 kere 4. 12 yaptı. Çıkardım. 1 geldi. Yani ben burayı şu şekilde yazabiliyormuşum. Bak 2 artı 1 bölü. Bak neymiş? 13 bölü 3. 4 artı 1 bölü 3'müş. 1 bölü 3'müş. Aa çok güzel. O zaman şöyle diyebilir miyim? Şu kesinlikle A'dır. Şu da kesinlikle B'dir. Bak bu A. Bu B. Aman dikkat et hemen atlama. Şuradaki 3'ü de C olarak kabul etme. Çünkü bize 2 bölü C demiş. 1 bölü 3 yazıyor burada. Yani ben bunun ben bunun pay kısmını 2 yapmam lazım. 2 nasıl yaparım? 2 ile genişlederek. Yani 2 artı 1 bölü 4 artı 2 bölü 6 dersem artık bu da bana C'yi verir. Bu B'ydi. Bu da A'ydı. Bunların toplamı istenmiş bizden. 2 4, 6 daha toplam 12 yapar. Doğru cevabımız da 12'nin ta kendisidir diyebiliriz. Tamam. Bak ne kadar temiz bir çözüm oldu. Geçtim kazanın bakış 2'ye. 2 bölü 3'e denk olan bir kesir var. 2 bölü 3'e denk olan kesir dediği şey 2'nin bir katını 3'ün bir katına bölmesidir. Tamam mı? 2K bölü 3K. Burada K ne olursa olsun bu kesirin değeri daima 2 bölü 3'tür. 0 haricinde tabii ki. O halde bu kesirin payından 3 çıkaracağız ya. Yani 2K eksi 3 oldu. Diyor ki paydasına 3 eklersem diyor. Paydasına 3 eklersem de 3K artı 3 olacak bu. Diyor ki bu 1 bölü 3'e denk oluyor. Yani 1 bölü 3'e eşitmiş. O zaman bir içler dışlar çarpımı yaparsam ben bu k'yı elde ederim. Yani 6k-9 eşittir. 3k artı 3 gelir. Ve buradan 3k'yı bu tarafa salladım 3k geldi. Eksi 9'u diğer tarafa attım 12 oldu. O zaman k kaçtır gençler? 4'tür. Şimdi benden istenen şu. İlk kesrin payıyla paydasının toplamı soruluyor. İlk kesir buydu. 2k ile 3k'nın toplamı sorulmuş bizden. Yani 5k soruluyor. E ben K'yı 4 bulduğuma göre o halde 5 kere 4 bana 20'yi verir. Benden istediği şey de 20'nin ta kendisidir gençler. Evet kazanım bakış değil bir tane konu vereceğiz sonra 3'e geçeceğiz. Bak şimdi rasyonel sayı abi tanımlayacağız. Rasyonel sayılar kümesi olan Q öyle A bölü B'lerden oluşmakta ki A ve B tam sayı ve B sıfırdan farklı. İşte ben bu sayıları yani tam sayılardan oluşuyor. Bak A da B de tam sayı. B sadece sıfırdan farklı olacak. Eğer ki ben bu sayıları A bölü B biçiminde yazarsam işte bunlara da rasyonel sayılar diyeceğim. 1 bölü 2, 7 bölü 6, eksi 3 bölü 5, 0. Biliyorsun sıfırın altına istediğin sayı yazabiliyorsun sıfır haricinde. Eksi 1 ki biliyorsun eksi 1 bölü 1 biçimde ifade edilebilir. 2 ki biliyorsun 2 bölü 1 biçimde ifade edilebilir. Bunlar birer rasyonel sayıdır. Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Aynı bak buradaki gibi eksi 1 gibi veya işte eksi 5 e bölü 1 bak sonuç olarak bir rasyonel sayı veya 7 bölü 1 bak rasyonel sayı tamam kazanım bakış 3'e geldi abi dikkat et ÖSYM e, yaptığı sınavlarda buna benzer sorular sormaktan çekinmiyor evet kolay mı kazanım itibariyle evet kolay lakin ÖSYM çekinmiyor bunları sormaktan Eksi 2 eksi 1 aralığı 2 burası 3 burası 4 ve burası 5 eşit aralığa bölünmüş. Buna göre ABCD noktalarına karşılık gelen rasyonel sayıları bul demiş bize. Şimdi öncelikle şurası bir birimdir ve ben bu bir birimi iki tane eşit parçaya böldüysem her bir parça 1 bölü 2 birim uzunluğundadır. O halde eksi 1'den ben 1 bölü 2'yi çıkaracak olursam bu bana eksi 3 bölü 2'yi verir ki bu da A'nın ta kendisidir. A cepte. Şimdi geldim B'ye. Bak şurası da bir birimdir ve bu sefer 3 tane eşit parçaya bölünmüş. O halde her bir parça 1 bölü 3 birim uzunluğundadır. O halde 0'dan 1 bölü 3'ü çıkaracak olursam bu da bana eksi 1 bölü 3'ü verir. Yani bu da B'nin ta kendisidir. Geldim şu kısma bak burası 4 tane eşit parçaya bölünmüş. E, bir birimdi burası. 1'i Biri 4'e bölersem 1 bölü 4 gelir. 0'dan 1, 2, 3 tane 1 bölü 4. Yani sıfırdan 3 bölü 4 kadar uzaklaşılmış. Sıfıra 3 bölü 4 ekleyince ben 3 bölü 4'ü bulurum ki bu da bana C'nin ta kendisini verir. E bir de şurası yine 1 bir birimdi. 5 eşit parçaya bölünmüş. Her bir parça 5 birim uzunluğundadır. Ve burada 1 bölü 5 birim uzunluğundadır. Ve burada 2 parça ilerlemişiz. Yani ben 1'in üzerine 2 bölü 5 ekleyeceğim. Bu da 7 bölü 5'in ta kendisidir. Yani D sayımızda 7 bölü 5'miş. İşte karşımızda A, B... C ve D sayıları çıkmış oldu. Evet gençler kazanın bakış 4 için 63. sayfaya doğru geçiyoruz ama karşımıza rasyonel sayılarla işlemler çıkıyor. Sabredin o da gelecek. Şimdi toplama çıkarma nasıl yapılıyor? Abi paydaların eşit olması gerekiyor bir kere. Niye payda eşit diyoruz? Bunu da şöyle açıklanabilir. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Ee, böyle bir kek yaptık. Tamam mı? Şöyle bir kek yaptık. Bu kekten bir tane daha var. Aynı büyüklükte eş büyüklükte bir tane daha kekimiz var. E şimdi ben bu keki şöyle bir iki eşit parçaya bölsem tamam mı? Bir de şöyle üç tane eşit parçaya bölsem. Aha da böyle. Üç tane eşit parçaya böldüm. Daha sonrasında bu kekin şu parçasını ve bu kekin bu parçasını aldım. Şimdi ben nasıl bir arkadaşlar ne kadar bir kek elde ettim? Bunu nasıl elde edebilirim? Bunu da şöyle gösterelim. Hatta şöyle yapalım. Hop yapıştırdım. Bunu aldım. Şuraya çektim. Tamam. Bunun yarısını almıştım değil mi? Şöyle yarısını almıştım. Ötekinin de işte bir parçasını almıştım. Ve elde ettiğim kek şurası oldu arkadaşlar. Bak sarıyla boyadığı bölge elde ettiğim kektir. Şimdi ben kesirlerle toplama çıkarma işlemini düşünmeden yapacaksın bunu tamam mı? Sadece ben sana diyorum ki ne kadar büyüklükte bir kek elde ettin kardeşim. Yani sen bunu aldın bunu da aldın. E bunun büyüklüğünü ifade et bana. Şimdi bunun büyüklüğünü bu şekilde dururken ifade edemem. Ama ama şöyle bir şey olmuş olsaydı bak iyi dinle beni. Şunları sildim. Şunu da siliyorum. 2 ve 3'e bölmüştüm değil mi? 2 ve 3'ün ortak katı ne? 6. Şimdi ben eğer ki bunu 6 tane eşit parçaya bölmüş olsaydım. Yani şöyle. Bakın 6 tane eşit parçaya. Bunu da 6 tane eşit parçaya böleceğim. Şöyle ve şöyle yaptım. Tamam 6 eş parçaya da bunu böldüm. Şimdi ben bunun yarısını almıştım değil mi? Yani şuradaki aslında 3 parçam alınmıştı. E bunun da şöyle 3'te birini almıştım değil mi? Bir parçasını şuraya almıştım. Şimdi ben toplamda 1, 2, 3, 4, 5 parçam olduğunu biliyorum. O halde aslında şuraya getirdiklerim benim 5 parçaymış. E tamamı da 6 parça olduğuna göre bu kekin büyüklüğü kendisinin 5 bölü 6'dır. Yani şu aldıklarım bir kekin 5 bölü 6'sıdır diyebilirim. Aa aslında ne yaptım? Aslında şunu yaptım. 1 bölü 2. Öncekini 2 eşit parçaya bölmüştüm. Diğerini 3 eşit parçaya bölmüştüm. İkisini topladım ve 5 6 buldum. Şimdi buradaki 2 veya 3 değil de 6 eşit parçaya bölündüğünü düşünelim dememin sebebi ne? Çünkü burayı 3 ile burayı 2 ile genişleterek ikisinin de paydasını 6 yaptım. Yani bir bütünü 6 parçaya böldüm ve bu şekilde toplamanın daha kolay olduğunu gördüm. İşte bundan kaynaklı bizim toplayıp çıkarırken payda eşitliğine ihtiyacımız vardır. Bundan kaynaklı ben D'yi B ile B'yi D ile çarparak ve tabii ki buradaki D, A ve B, C'yi de çarpacağım. Bak yine aynı paydada ifade edeceğim. Neden? Çünkü buradan bu kadar, buradan bu kadar aldığımda benim zaten altı eşit parçaya bölünmüş gibi görünecekti değil mi? Şu şekilde. İşte bundan kaynaklı A, D eksi B, C bölü B, D biçiminde çıkarılabilir. Tabii toplama işlemi de için, toplama işlemi için de bu geçerlidir. Tamam. Çarpma işleminde bu akarı kokarı yok. ...bununla bunu çarpıyorsun, bununla bunu çarpıyorsun, buna eşittir diyorsun. Tabii gerekli sadeleştirmeler varsa bunları yaparsın soru içerisinde. Bölme işleminde de A bölü B'yi, ben C bölü D'yi bölmek istiyorsam aslında... ...şunu yapacağım. Buradaki C bölü D'yi ters çevireceğim ve A bölü B ile çarpacağım. Bu da bana AD bölü BC'yi verecek. Aslına bakarsan, hani mesela 3 bölü 5 diye ifade ediyoruz ya... ...bu 3 bölü 5 diye ifade ettiğimiz şey... 3 bölü 1 ile 1 bölü 5'in çarpımıdır ki ben bunları çarparsam yine 3 bölü 5 elde ederim, değil mi? Aslında ben yine burada bak çarpma işlemini gerçekleştirirken 5'i yine ters çevirip çarpmışım. Yani burada ters çevirip çarpma gibi bir e, kural yok aslında bakarsan. Çünkü yaptığımız şey yani her bölme işlemi bir çarpma, her çarpma işlemi bir bölme işlemidir, tamam mı? sıfırların durumları hariç. Bundan kaynaklı aslında bir kural yok. Mantıklı olanı yapıyoruz gençler. Tamam ama sen yine de bunu ters çevirip çarpmayı lütfen unutma. Kazanın bakış dört. Şimdi burada şu ifadeden şu ifadeyi çıkar demiş. Aman bak bu biraz e, görsel çeldiricidir. Neden biliyor musun? Çünkü önce hani işlem önceliği diye bir olay görmüştük. İşlem önceliğinde önce parantez içi falan demiştik ya. Şimdi önce parantez içi tamam eyvallah işlem önceliğinde sıkıntı yok. Ama hani illa bir parantez var diye de içini ben toplayıp çıkarmaya ihtiyacım yok. Bu tarz ifadelerde hemen şunu yapıyorsun. Abi paydaları birbirine eşit olanlar var mı? Bak 4, 4. Hmm. E 5 var, e 5 var. E buradaki 11'ler de birbirine eşit. O halde ben öncelikle şu eksiği bir içeri dağıtayım istiyorum. 3 bölü 4 artı 4 bölü 5 eksi 1 bölü 11. Eksi 10 bölü 11 eksi 1 bölü 4 ve artı 11 bölü 5 yazdım. Daha sonrasında Eksi 1 bölü 11 ile eksi 10 bölü 11'in toplamı nedir? Eksi 11 bölü 11 yani eksi 1. Geldim buraya 3 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkar 2 bölü 4 yani 1 bölü 2. Ve geldim buraya 4 bölü 5 ile 11 bölü 5'i topla 15 bölü 5 yani 3. Hocam 3'ten 1 çıktı 2 mi kaldı? 2'ye 1 bölü 2 eklememiz istenmiş. E bu da 5 bölü 2'nin ta kendisidir zaten. Doğru cevabımız da budur. Tamam. Geldim. Kazanım bakış 5'e. G sayısı vermiş, H sayısı vermiş. G'nin H türünden eşiti soruluyor. Şimdi bu tarz sorularda biraz böyle kurnaz olmamız lazım. Tilki olmamız lazım. Gözümüz açık olması lazım. Hemen sayılarla böyle haşır neşir olmamız lazım. O yüzden bakıyorum abi. Burada 5 var. Paydası 13 olan. Burada 3 var. Paydası da 13. Şimdi ben 5'in 2 katını 3 fazlasının 13'ü verdiğini biliyorum. Aynı şey şunda da geçerli mi? 2 katı 12, 7 ekledim 19. 2 katı 18 5 ekledim 23. Aa çok güzel. O halde ben diyorum ki hocam ben G elimde bir dura dursun. 3 bölü 13 artı 7 bölü 19 artı 5 bölü 23 diye yazdım. Geldim şuraya. H'ı 2 ile genişletsem yani şunu komple 2 ile çarparsam 10 bölü 13 artı 12 bölü 19 artı 18 bölü 23 etmez mi? Eder. 23. Şimdi ben bunları bir de taraf tarafa toplayacak olursam eğer taraf tarafa toplayacağım. 3 bölü 13 ile 10 bölü 13 topladım. 13 bölü 13. E 1. 7 bölü 19 ile 12 bölü 19 topladım. 19 bölü 19. 1. Ve 5 bölü 23 ile 18 bölü 23 topladım. 23 bölü 23 o da 1 geldi. Yani G ile 2 haşın toplamı bana 3'ü veriyormuş. O halde G'nin haş türünden eşit istendiğine göre G'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Şuradaki 2 haşı karşıya gönderirsem G sayısı 3 eksi 2 haşın ta kendisi olacaktır. Cevabımız da budur. Tamam. Evet arkadaşlar kazanın bakış 6 ile devam ediyoruz. 1 eksi 3 bölü 5. 2 bölü 5. 1 eksi 3 bölü 8. E burası da 5 bölü 8 yapar değil mi? Daha sonrasında 1'den 5 bölü 13 çıkardım. Yani 1 kere 13'ten 5'i çıkardım. 8 bölü 13 geldi. Çarpı 1 kere 15, 15. 2 çıkardım. 13 bölü 15 geldi. E bunları çarp demiş. Ne yapacağız? Hepsi, hepsini mi çarpacağız? Yok. Sadeleştirme olayını kullanacağız. Bak. Ne kaldı? 2 bölü 15 kaldı. Doğru cevabımız da 2 bölü 15'tir. Kazanın bakışı 7'deyim. 4 bölü 4 eksi 2 bölü 5. Şimdi dur. 4 kere 5 20. 2 çıkardım. 18. 4 bölü 18 bölü 5 geldi. Çarpı diyeceğim şuradaki bölüye. 5 bölü 2 yazacağım buraya. Ve artı en son 1 ekleyeceğiz. Şimdi Şuradaki 18 bölü 5'i ters çevirip çarpabilirim. 4 çarpı 5 bölü 18 dedim. E Bir de çarpı 5 bölü 2'miz mevcut. Artı bir de 1'imiz var. Şimdi burada e, ben 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Burası 2 oldu. Tamam. 2 ile de 18'i sadeleştirdim. Burası 9 oldu. 5 kere 5 bana 25'i verdi. 25 bölü 9'a ne ekleyecekmişim? 1. E 1 kere 9, 9. 25 ekledim. 34 bölü 9 bize cevabın ta kendisini veriyormuş. Evet gençler devam kazanım bakış 8'deyiz. 1 bölü x eksi 3 bölü y eksi 5 bölü z eşittir 20 ise aha buradaki işlemin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi hocam bak bunları şöyle şöyle parçala şöyle şöyle bu şekilde parçala ne gelir? 6z bölü z 6 yapar bir de artı 5 bölü z gelir. Daha sonrasında 4y bölü y 4 gelir artı bir de 3 bölü y yapar. Eksi 2x'i x'e böldüm eksi 2 geldi bir de eksi 1 bölü x geldi bak. Tamam. Peki 6 4 daha 10 2 çıkardım. 8 yaptı hocam. 8. Eksi parantezini alırsam diğerlerini ki neden aldığımı birazdan göreceksin. Şu 1 bölü x kalır. Şurada eksi 3 bölü y kalır. Ve şuracıkta da eksi 5 bölü z kalacaktır. İşte bizden bu isteniyor. Değil mi? Peki 1 bölü x eksi 3 bölü y eksi 5 bölü z tanıdık mı bir yerlerden? 20'nin ta kendisi. Yani burası 20'ymiş. 8'den 20'yi çıkardım. Cevap eksi 12 geldi. Burayı neden hemen eksi parantezine aldım? Çünkü artılı biçimde yani şu biçimde yazmış olsaydım şöyle cümleler kurmak zorunda kalacaktım. He, bakıyorum kontrol ediyorum. E, bu bulduğum bana başta verilenin eksisi oldu, eksilisi olduğu için burası eksi 20'dir diye cümleler kurmak zorunda kalacaktım. Net olarak görünsün diye ben bunu eksi parantezin alarak yazdım ve aynısını elde ettim. Madem öyle 8'den 20'yi çıkardım ve cevap eksi 12'dir dedim. Kazanım bakış 9 için 64. sayfama geçtim. Şimdi diyor ki 5'ten şu ifadeyi çıkar ve önce 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 işlem önceliği burada bölüm varmış. Bu ifadeyi hesaplayıp 3 bölü 5'e böleceğim ve bu bulduğumda 5'ten çıkaracağım. Hadi bakalım yapmaya çalışalım. Şimdi öncelikle 1'e 1 bölü 2 ekledim. 3 bölü 2 mi geldi? E burasında 1 var. Ters çevirip çarparsam şu kısım 2 bölü 3 mi yapar? 2 bölü 3. Ben 1'e 2 bölü 3 eklersem 5 bölü 3 gelir. Bunu da ters çevirirsem 3 bölü 5 yapar. Yani 5 eksi 3 bölü 5 bölü 3 bölü 5 geldi. E şimdi sen 3 bölü 5'i 3 bölü 5'e bölersem 1 yapmaz mı? 5'ten de 1'i çıkarırsan cevap ne gelir? Tabii ki de 4'ün ta kendisi gelir. Kazanın bakış 10. X kaçtır diye soruluyor. Bu soruları da şöyle çözelim şu sarıyla işaretlediğim yer var ya. Şimdi 8'e ne eklersem 12 yapar? 4. Şimdi 20'yi neye bölersem 4 gelir? E tabii ki 5'e. 3'e ne eklersem 5 gelir? Tabii ki 2. 4'ü neye bölersem 2 gelir? Tabii ki de 2'ye. Yani 2x eksi 1 2'ymiş ve 2x buradan 3 yapar. x de 3 bölü 2'nin ta kendisidir diyebiliriz. Evet. Gayet güzel bir çözüm oldu değil mi? Pratik. Ne dedik? 8'e ne eklersem o yapar? 4. Buranın 4 olması için 20'ye neye bölersem 4 gelir? 5'e. 3'e ne eklersem 5 olur? 2'ye. 4'ü neye bölersem 2 gelir? 2'ye. Demek ki burası da 2 olacakmış dedik. Geçtim kazanın bakış 11'e. Eliz doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 8 eş ayırmıştır. Bak bir kazanım örneği, kazanım sorusu ama aynı zamanda geçmiş yıllarda çıkmış da bir sınav sorusudur kendileri ha. Doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 8 tane eş ayırmış. Sonra bu pastanın bir dilimi, bak bir tane dilim. Yani şuradaki diliminden bahsediyor. Bir dilim Sare, Batuan ve Miraç arasında eşit miktarda paylaştırılmıştır. 3 kişi paylaşıyor. 8 dilim var, 3 kişi paylaşıyor. O zaman ben pastanın tamamına 24A büyüklüğünde bir pasta olarak niteleyebilirim. Ben bunu 8 dilime bölüp bir tanesini çıkardığım için 3A kadarını da A A ve A biçiminde paylaşırlar. Diyor ki buna göre bu pastadan sarenin payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı. Sarenin payına düşen de A'dır. Batuhan'ınki de Buluthan'ınki de A. Ve Miraç'ınki de A'dır. Az önce buna Batuhan dediysem kusura bakmayın Buluthan yazıyor. Şunun şuna oranı sorulmuş. Yani cevap A bölü 24 A'dan 1 bölü 24'ün ta kendisidir diyebiliriz. Bak çıkmış bir sınav sorusu ne kadar basit değil mi? Aynen öyle. Devam 64. sayfanın sağ üst tarafındayız. 3x 2 bölü 7 sayısının toplama işlemine göre tersi 11 2x bölü 7 toplama işlemine göre tersi demek ne demek? Tabii ki eksilisi demek. O halde şunu eksiyle çarparsam 2 3x gelir bölü 7 eşittir neye? 11 2x bölü 7'ye eşitmiş. Bu durumda ben buradaki 7'leri görmezden gelirsem tabii ki de 2 3x 11 2x'e eşittir diyeceğim. Eksi 3 eksi bu tarafa 11 bu tarafa postalarsam eksi 9 eşittir bana x'i verir. Bizden x sorulmuştu. Doğru cevabımız eksi 9 olacaktı. Kazanın bakış 13'te ise 2x artı 1 bölü 5 sayısının çarpma işlemine göre tersi demiş. Çarpma işlemine göre tersi dediği zaman toplama işleminde eksiyle çarpıyorduk. Çarpma işleminde tepe taklak yapıyorsun. Yani 5 bölü 2x artı 1 diyorsun. İşte bu neye eşitmiş? 5 bölü x eksi 10'a e şimdi pay kısımları bunların birbirine eşitse o zaman payda kısımları da eşittir. Yani 2x artı 1 eşittir x eksi 10 diyeceğiz. X'i bu tarafa 1'i bu tarafa alırsam x eşittir. Eksi 11'in ta kendisi gelir gençler bizden x istenmişti. Evet 14. kazanın bakıştayız artık. 120 tam 117 bölü 271 artı 14 tam 154 bölü 271 işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Ne yapacağız? Öncelikle bak dikkat et. Ben şu ikisini şu şekilde yazabiliyordum değil mi? 120 artı 117 bölü 271 artı 14 artı 154 bölü 271 biçiminde yazabiliyordum. O halde şunların ikisi tam sayı oldukları için ben bunları bir önce toplarım. Ne gelir? 134 gelir. Artı 117 bölü 271 ile 154 bölü 271'i toplarsam ben paydalar eşit olduğu için e toplamı da bana 271'i veriyor. 117 ile 154'ün. 271 bölü 271. E burası kaç? 1. O halde 134'e 1 eklersem doğru cevabın 135 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla tabii ki de söyleyebilirim. Geldim 65'e. Kazanın bakış 15'teyim. 1 artı 1 bölü 2. Burası ne yapar hocam? 3 bölü 2 mi yapar? 3 bölü 2. Çarpı. Geldim buraya. 2 artı 2 bölü 3 bana 2 kere 3 6 2 ekledim 8 bölü 3'ü verir. Çarpı geldim buraya 3 kere 4 12 3 ekledim 15 bölü 4'ü verir. Çarpı bir sonrakinde yazalım mı 4 artı 4 bölü 5 diye. Bu da bana 4 kere 5 20 4 ekledim 24 bölü 5'i verir. Çarpı nokta 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 çarpı bundan bir önce ne var 9 artı 9 bölü 10 mu var? O halde burası da 90 artı 9'dan 99 bölü 10 çarpı burası da 110 artı 10'dan 120 bölü 11 yapar. Şimdi arkadaşlar Bakın. Ben burada. Burada. Şunla şunu sadeleştirdim 4 geldi. Şunla şunu sadeleştirdim 5 oldu. Bununla bunu sadeleştirdim 6 geldi. Bununla bir önceki. Bir önceki nedir? 9'dur değil mi? Bir öncekini sadeleştirirsem 11 gelir. Bununla bunu sadeleştirirsem 12 gelir. Burada ne, neyimiz var? Bir de 3'ümüz var değil mi? Şimdi ben 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bunları çarpımının. Eğer ki şurada bir 2 çarpan olmuş olsaydı. 2'ye çarpayım 2'ye bölüm ki ifade değişmesin. 2 çarpan olsaydı şununla beraber 12 faktöriyel mi olacaktı? Değil mi? 12 faktöriyel. Bölü alt kısma bakıyorum ne var? 2 kere 11 mi kaldı sadece? Onu da yazdım. Aslında cevap bu. Biraz sadeleştirilebilir. Ben bunu 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel biçimde yazabilirim 12 faktöriyeli. Alt kısımda da 2 kere 11'e bölecek olursam 11'ler gider. 12'li de 2'yi sadeleştirdim. 6 doğru cevap. 6 çarpı 10 faktöriyelin ta kendisi gelmiş oldu. Evet 16. kazanın bakıştayız artık. Ve karşımızda yine klişeleşmiş sorulardan bir tanesi. Peki bu tarz soruları nasıl yapacağız? Öncelikle hocam. Bak 1 bölü 1 kere 2. 1 bölü 2 kere 3. 1 bölü 3 kere 4 diyor ya. Bak ben burada... 1 bölü 1'den 1 bölü 2'yi çıkarırsam şu gelir. Değil mi? Artı şu kısımda 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırsam eğer 1 bölü 6 yapar. Artı 1 bölü 3'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsam 1 bölü 12 gelir. Nasıl geliyor? Mesela şuraya bakalım. Buraya bakalım. Şunu 4 ile bunu 3 ile genişlet. 4 eksi 3 bölü 12. Ne yapar? 1 bölü 12. Aa bak burayı veriyor. Gördün mü? E şimdi madem öyle. Madem öyle. Ben bunları bu şekilde artı nokta 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 en son şurası nedir? 1 bölü 19 eksi 1 bölü 20 midir? Aynen öyle. Peki bak önce eksililer sonra artılılar gidiyor. Eksili artılı eksili artılı eksili artılı gitti. Geriye sadece ne kaldı? 1 eksi 1 bölü 20 kaldı. İşte bu da bize cevabı verecek bu işlemin sonucu. 1 kere 20 20 1 çıkardım 19 bölü 20 cevabın ta kendisini verir. Evet umarım nasıl çözüldüğünü Hatırlayacaksın, anladın çünkü şuralarda bir yerde aynı tarzda çözeceğimiz bir soru daha var. Kazanın bakış 17'deyiz. Aşağıdaki şekiller eş parçalardan oluşan bir bütündür. Boyalı alanlara karşılık gelen kesirler sırasıyla x ve y'dir. Şimdi burada kaç tane boyalı var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç parçaya bölünmüş? 9. Demek ki burası 5 bölü 9'u ifade ediyor ki bu x. Şuna bakıyorum. Toplam 8 tane parçaya ayrılmış ve 3 tanesi boyanmış yani 3 bölü de bana y'nin ta kendisini verecek. Burada diyor ki 3'ten tane x'i çıkar x'e böl. Sonra da bu bulduğunu x bölü y ile böl ve 1 ekle. Şimdi 3'ten ben bir yazayım onları. 3 eksi x'imiz neydi? 5 bölü 9 bölü 5 bölü 9. Bölü diyor ya ben onu çarpı yazdım y bölü x oldu. Artı bir de birimiz mevcut. Şimdi yapalım işlemi. 3 kere 9 27 5 çıkardım. 22 bölü 9 geldi. 5 bölü 9 çarpacaktım. 9 bölü 5 ile çarptım. Çarpı bir de y bölü x'imiz var. E y neydi? E hocam 3 bölü 8. Hemen onu da şurayı da şöyle ayıralım şuradan. 3 bölü 8'i ben 5 bölü 9'a bölecek olursam. Bu aslında 3 bölü 8 çarpı 9 bölü 5'tir. Yani 27 bölü 40'tır. Tamam mı? Ve artı bir de birimiz mevcut. Hadi gel bu işlemi yapalım. Bak 9'lar gitti mi gitti. 2'ye böldüm 11. 11. 2'ye böldüm. 20 geldi hocam burası da. Başka sadeleşen bir şey var mı? Yok. 11 kere 27. Hemen hesapla. Nasıl hesaplarsın? 2'yi buraya 7'yi buraya. 9'u buraya yazarsın. Yani 297 9 nereden geldi hocam? Nasıl hesapladın sen bunu? 27'yi böyle ayırıyorsun. Rakamları toplamında ortaya yazıyorsun 11 ile çarparken. 11 ile çarpma kuralı gibi düşünebilirsin. 297 bölü 100 mu oldu? Artı bir deneyimiz var. 1. O halde 1 kere 100 100'dür. 297 eklersem 397 bölü 100 gelecektir. Onlalık sayıları henüz öğrenmediğimiz için yazmıyorum ama öğrenmiş olsaydık bu da 3,97'ye eşit olacaktı. Evet. Devam edelim. Kaçla kazanım bakış? 18'de. Diyor ki 2 bölü 3, 2 bölü 15, 2 bölü 35 diye gidiyor bu. Şimdi 2 bölü 3 çü. Yani bir 2 bölü 195'e kadar yazacağız. Burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Bak 1 ile 3'ün çarpımıdır değil mi? 1 ile 3. Arasında 2 fark var. 3 ile 5'in çarpımı arasında 2 fark var. 5 ile 7'nin çarpımı arasında 2 fark var. 13 kere 15 arasında 2 fark var. Aa çok güzel. Hem bu e, aralarında 2 fark olup da çarpımlarının altları vermesi bize tesadüf değil tabii ki ayarlanmış. Şöyle diyeceğim 1 bölü 1'den 1 bölü 3'ü çıkarırsam burayı elde eder miyim? 1 kere 3 demiştik değil mi? Bak burası 3 kere 5 olduğu için ben bunu 1 bölü 3'ten 1 bölü 5'i çıkararak elde edebilirim. Yanındakini şunu 5 ile 7'nin çarpımı olduğu için 1 bölü 5 ile 1 bölü 7'nin e, farkıdır. Artı nokta 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 burası nedir hocam? 1 bölü 13'ten 1 bölü 15'in farkı bana 2 bölü 195'i verir. Şimdi ben bunları bu şekilde toplayacak olursam eksi artı eksi artı eksi artı en son eksi artı bu da gider ve geriye sadece 1 eksi 1 bölü 15 kalır. 1 eksi 1 bölü 15 de biliyorsunuz ki 14 bölü 15'in ta kendisidir arkadaşlar. Evet. Rasyonel sayılarda sıralama konumuz. Ee, yani canınızı sıkabilecek tarzda sorular karşınıza gelebilir ama bütün ihtimalleri de buraya karşınıza sıraladım haberiniz olsun. Şimdi pozitif rasyonel sayılarda ve negatif olarak ikiye ayırdık. Pozitif rasyonel sayılarda sıralama yapılırken paydaları eşit olan sayılardan payı büyük olan daha büyüktür. Şimdi paydaları eşitse Paylara eşitse o zaman payı paydası büyük olan daha küçüktür diyeceğim. Tamam. Burada sıkıntı yok. Çoğumuz bunu tahmin edebiliyorduk. Negatif rasyonel sayılarda sayılar önce pozitif gibi sıralanır. Sonra bu sıralamanın tam tersi alınır. Bak unutma. Yukarıdaki kurala göre sıralıyorsun. Negatif oldukları için tam ters bir sıralamaya sahiptir diyorsun. Büyüktür işaretlerini küçüktür yapıyorsun. Ve ekstradan. Bak ekstradan işine yarayabilecek sıralamalar. Pay ve payda farkı. Aynı olan basit kesirlerden. Payı büyük olan kesir büyüktür. Pay ve payda farkı aynı olan pozitif bileşik kesirlerden. Payı küçük olan kesir daha büyüktür. Küçük olan büyüktür. Yani bunun için de örnek göreceğiz birazdan. Ee, ama şöyle diyebiliriz. Mesela pay ve payda farkı aynı olanları düşünelim. 7 bölü 8. 9 bölü 10. 13 bölü 14. Şimdi ben bunları sıralayacak olursam. İkisini de bak. Payla payda arasındaki fark 1 1 1. Doğru mu? Hangisi daha büyüktür? 13 bölü 14. Dolayısıyla bizim sıralamamız bu şekilde. Payı büyük olan daha büyüktür. Ama ama 82 81 bölü 80 diyelim. E, 72 bölü 71 ve 99 bölü 98. Bileşik kesire geçtim. Bileşik kesirlerde de tam tersi. Payı küçük olan daha büyüktür. payı küçük olan hangisi? Şu değil mi? O halde e, şunu şunu bu burada kalsın. Şunu biraz kenara çekeyim. Şunu da şöyle araya alayım. Hangisi daha büyük demiştik? Bu. Payı küçük olan daha büyüktür diyeceğiz. Bileşik kesirlerde. Basit kesirlerde büyük olan büyüktür. Bileşik kesirlerde büyük olan daha küçük olmuş oluyor. Pekala. Hadi gel şunları sıralayalım. Hocam hepsi negatif zaten. Önce pozitif gibi düşüneceğim. Yani 1 bölü 2'yi, 3 bölü 4'ü, 7 bölü 8'i ve 13 bölü 16'yı sıralayacağım. Kıyaslayacağım önce. Ben burayı 8'de, burayı 4'le, burayı 2 ile genişlettiğim takdirde bütün paydalar eşit olacak. Yani 8 bölü 16, yani 12 bölü 16, yani 21 bölü pardon 2 ile genişletiyordum. 14 bölü 16 ve son olarak 13 bölü 16 dedim. Şimdi hocam buradaki benim A, B, C, D sayılarımı düşünecek olursak. Ben A, B, C, D'yi pozitif olsalardı küçükten büyüğe doğru nasıl sıralardım? E, A daha küçüktür B'den, bu D'den, bu da C'den küçüktür değil mi? İşte bu durumda sayılarımız pozitif değil, negatif. O halde şunu yapacaksın: A büyüktür B, büyüktür D, büyüktür C sıralamasına sahiptir diyebilirsin. Bu pozitif olsaydı, pozitif olsaydı. Bu da negatif. Tamam, negatifler için sıralama bu, pozitifler için sıralama bu. Hani niye böyle bir şey oluyor? Çok basit. Mesela normal şartlar altında 3, 5'ten daha küçük değil mi? Ama eksi 3, eksi 5'ten daha büyük. Bundan kaynaklı. Başka bir olayı yok yani. 66. sayfamıza geçtik. Kazanın bakış 20'deyiz. Aha da işte bak karşımızda. Bir fark var, bir fark var, bir fark var, bir fark var. Ne dedik? Bunlar basit ve bileşik kesire göre değişiyor. Bunlar nasıl kesir? Basit kesir. Basit kesirde payı büyük olan daha büyüktür. O halde en küçük burada A'dır. Sonra B'dir. Sonra C ve sonra D'dir diyeceğiz. Aralarındaki fark 1 olduğu için. Eğer ki bunlar 11 bölü 10, 101 bölü 100, 1001 bölü 1000, 10.001 bölü 10.000 gibi olsaydı bileşik kesir olmuş olsalardı o zaman sıralamamız tam tersi olacaktı. Yani A büyük B büyük C büyük D olacaktı. Geçtim ondalık sayılara. Şimdi önemli bir olay sadece burada işine yaramıyor. Kimyada da işine yarıyor. Biyolojide de işine yarıyor. Fizikte de işine yarıyor. O yüzden önemli bir olay. İyi dinliyorsun. Paydası onun bir pozitif doğal sayı kuvveti olarak yazılabilen kesirlere biz ondalıklı kesir ya da ondalık sayı diyoruz. Hemen örneğimize bakalım paydamız onun pozitif doğal sayı kuvveti olacak. Şimdi A virgül BC, B virgül CA, C virgül AB A, ve A artı B artı C de 20 20'ymiş. X artı Y artı Z toplam. Şimdi X artı Y artı Z toplamı soruluyor ya. A virgül BC, B virgül CA, C virgül AB'yi topla demiş aslında bize. E toplayalım o zaman biz de ne yapalım? CAB b, e, bunların toplamını bize vermişti 20. Şimdi C artı A artı B 20 ise 20'nin sıfır elde var 2. B, C, toplamı da 20. E eldeki 2 ile beraber 22 yapar. 22'nin ikisi elde var 2. Yine 2 var. Ama virgülümü koyacağım abi. Tamam. ABC toplamı 20. Bir de elde var 2 idi. 22 yaptı. 22 virgül 20. Ya da ki hesap makinesine 22 virgül 20 yazdıktan sonra eşittire basarsan 22 virgül 2'yi bulursun. Doğru cevap da budur diyeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Tamam. Burada ondalık sayılarla alakalı sondaki sıfırın hiçbir öneminin olmadığını da burada vurgulamış olduk. Geçtim 22'ye. X artı 5 bölü 8 ifadesini pozitif bir doğal sayı yapan X ondalık sayısının virgülden sonraki rakamları toplamı soruluyor. O zaman ben 5 bölü 8'i bir ondalık sayıya çevireyim. Nasıl çevireceğim? 5'in içine 8 yok ki bir sıfır koyacaksın. 50'nin içinde hocam 6 defa. Ama 6 diye direkt yazamazsın soruyu değiştirdim. Buraya sıfır koydun ya buraya bir sıfır ve bir de bir virgül koyacaksın. 50'nin içinde 8 6 defa 6 kere 8 48 çıkardım 2. 2'nin içinde 8 var mı yok bir sıfır daha. 20'nin içinde 8 2 defa 2 kere 8 16 çıkardım 4 bir sıfır daha. 40'ın içinde 8 5 defadır 5 kere 8 40 yapar ve çıkardım sıfır geldi. İşte gençler. Bizim şuradaki 5 bölü 8 sayımız 0,625'miş. X sayısının da Şurada şöyle bir virgülü varmış. Virgülden sonraki basamağının rakamları toplamı sorulmuş. Ve bunları toplayınca tam sayı geliyorsa o zaman virgülden sonra hep sıfır vardır bu. Şimdi o zaman bunun 5 olması lazım. 5 5 daha 10 yapsın diye. 10'un sıfırı. 2 ile burası 7 olması lazım ki 2 artı 7 9 bir de elde var 10. Elde var 1. E burası da 3 olması lazım ki 6, 3 daha 9. Bir de elde vardı 10. Onun sıfırı gelsin diye. Demek ki Buradaki x sayısının virgülden sonraki basamakları şuymuş. 3 7 ve 5. İşte bunların rakamları toplamı sorulmuş. 3 5 7 daha kaç yapar? Tabii ki de 15'in. Ta kendisi. Doğru cevabımız 15 olacaktı. Geldim nereye? 23'e abi. Hadi bakalım. 40. dakikaya yaklaştık. Ama 8 sorumuz var. Birazcık o 40 dakikayı devireceğim. Kusura bakma şimdiden. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere 3 basamaklı bir doğal sayı. AX 15, BX 5 ve CX de 3'müş. ABC 3 basamaklı sayısıyla X'in çarpımı kaçtır diye soruluyor. E, ABC 3 basamaklı sayı ise ben bunu 100A artı 10B artı C biçimde çözümleyebiliyordum ki ben bunu dışarıdan eğer X ile çarpacak olursam X'i içeri dağıt bakayım ne gelir? 100AX artı 10BX ve artı CX gelir. Değil mi? E, CX'in zaten hocam 3 olduğunu biliyoruz. Değil mi? Bak burada vermiş. BX dediğim şeyde zaten 5'ti şurası. E AX dediğim şeyde hocam 15'ti. O zaman 15 ile 100'ü çarparsam burası 1500 gelmez mi? 5 kere 10 da 50'yi verir. Artı bir de 3'ümüz var. Yani 1553 bize cevabın ta kendisini veriyor efendim. Tamam. Gayet temiz oldu. Devam ediyorum. Kazanın bakış 24'te. A ve B sıfırdan farklı birer rakam. Rakam. Bunu buna böl, bunu buna böl, bunu buna böl. Topla demiş. Şimdi hocam öncelikle bak. Bu tarz ifadelerde virgül kaydırması yapacaksın. Bunda 4 tane virgül kaydıracaksın ki payda AB olsun. Ya e bunda da 4 tane kaydıracağım. Ama 2 tane var. Şu virgülü şuraya getirdikten sonra sonuna 2 tane de 0 ekleyeceksin. Yani burası AB00 olacak. Artı aynı şeyi bunda da yaparsam A00B0 0, 0 ve A00B gelir. Artı aynısını bunda yaparsam ABAB0 ve AB gelir. Yok özür dilerim. AB A virgül B bölü AB gelir bu da. Tamam şimdi daha iyi oldu. Hocam şimdi AB 0 0 AB'ye bölersem 100 gelir değil mi? Yani sonuç şöyle düşün. 5500'ü 55'e bölersen şu şunun tam katı olduğu için kaç katı? 100 katı. 100 katı olduğu için zaten sonuna 2 tane sıfır gelmiş. E sonuna 2 tane sıfır geldiği için 100 katıdır. Artı. Sonuna bir sıfır gelmiş 10 katıdır. Artı. Şimdi geldim buraya. Geldim buraya. Hocam buraya dikkat et. Şimdi A, B, A virgül B'yi ben A, B'ye böleceğim. Virgül olmadığını düşün. A, B, A, B olur. Ben bunu A, B'ye bölecek olursam bu ne geliyordu? 101 geliyordu. Nasıl geliyordu? E, basamak kavramında anlatmıştım ben sana. AB AB'yi AB'ye böl. Bir kere var. AB çıkar 0. A'yı indirdim yok. 0 ekledim. B'yi indirdim. Bir defa var. AB çıkar 0. Bak ne geliyormuş? 101. Demek ki burası 101 ama virgülü var. O zaman 10,1'dir. Tamam. 10,1'dir. Toplayalım. 100, 110, 120,1'in ta kendisi olur cevap. Kazanın bakış 25'ten önce bir devirli ondalık sayılara uğrayalım. Hadi bakalım. Bir devirli ondalık sayı kesirli hale nasıl getirilir? Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracaksın hocam. Virgülün sonrası için konuşuyoruz paydada. Sağ kısmı için devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazılır. Bu formülle çevrilir. Mesela A virgül BC'de C devrediyorsa şurası tam kısım A'dır. Devretmeyen kısım B'dir. Devreden kısım C'dir. Peki ben A virgül B C'yi C devreni nasıl çeviririm? A B C'den A B'yi çıkarırım. Ve virgülden sonra devreden kısım 9 devretmeyen kısım 0 olduğu için A B C'den A B'yi çıkarırım ve 90'a oranlarım. Bu şekilde de rasyonel sayıya çevirebilirim. Tamam. Peki o zaman şu örneklere bir bakalım. Şimdi bak çok iyi dinle beni. 2,89'da 9 devrediyor. Burası ile alakalı birazcık konuşacağım. Sayının tamamı 289. Bundan 28'i çıkaracağım. Sonrasında virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 demiştim. Şimdi 289'dan 28 çıkarsa hani 30 olsaydı 259 olurdu. 2 ekle 261 bölü 90. Tamam. İkisi de 9'a bölünür. 9'a böldüm 10 geldi. Bunu 9'a bölersem eğer 2 defa var. 81'de 9 defa var. 29'u 10'a böldüm. 2,9 mu geldi? Bak. 2,89'da 9 devrediyorsa diyorsa abi 2,9'a eşitmiş bu. 2,9'a eşitmiş. Bir de şunun için konuşalım. Şunun için konuşmak istiyorum. 1,9 devreden. Bu nedir? 19'dan 1'i çıkardın. Virgülden sonra devreden sayısı kadar 9 koyacaktım. E 9 koydum bir tane. 18/9 mu geldi? Anam bu neymiş? 2. Yani 1,9 devreden 2'ymiş. Neden biliyor musun? Bak şuraya bak. 1,999999 sonsuz tane 9 olacak abi burada. Sonsuz tane. E artık neredeyse. Neredeyse. Kaçtır bu? E 2'dir. dir 2 diyelim artık bu sayıyı. Değil mi? Yani ben 1,9 devreden veya 4,9 devreden kaçtır? E neredeyse 5'tir artık. Tamam 5 olarak kabul edeceğiz. Peki şuradaki durum ne? Şuradaki durum aynısı. 2,899999 diye devam etmiyor mu? E artık şurası neredeyse 90'dır canım. O yüzden 2,90 diyorum. Yani 2,9 diyebiliyorum. O halde burası 2,9. Artı yan tarafına bakıyorum. E burası 999 ise artık neredeyse şurayı 1 yapmıştır. 0,1. Şurası buçuktur, Değil mi? Ve eksi şurası neydi? 2. Şimdi 2,9'a 0,1 eklersem 3 gelir. 1,5 buçuk ...tan 2 çıkarırsam... ...buçuğun eksilisi kalır değil mi? Yani eksi 1 bölü 2 mi kalır? Tamam. Eksi 1 bölü 2. Ters çevir çarp. Doğru cevap. Eksi 6... ...gelsin. Evet. Gençler... ...devam edelim. Kazanın bakış ...26 ile. Diyor ki 0 ,2, 0 0,2... 0 ...0,02... ...0,002... ...0,0002... ...bunları toplarsam ben... 0,22222 yani üst taraf neymiş abi 0,2 devredenmiş değil mi? Bölü alt kısma bakıyorum 0,04 var 0,0004 var 0,0000004 var e ben bunları toplarsam 0,04040404 04, 04, 04 gelecektir yani burada ne devrediyor? 0,04'te de 0,4 devrediyor. Tamam bu işlemin sonucu sorulmuş. E üst taraf hocam 2 bölü 9. Evet. Alt taraf sayının tamamı 4, devretmeyen kısmı 0, bölü virgülden sonra devreden kadar 9 demiştik. Şimdi 2 ile 4'ü sadeleştir 2, 9 ile 11'i sadeleştir 11. 2 bölü 11'i ters çevirip çarparsan 11 bölü 2 gelir ki kendileri 5.5'un ta kendisidir diyebiliriz. 27. kazanın bakıştayız artık. Ne öğretmiştim ben sana? 0,9 devreden neydi? E, 1, e bu neydi? 2. Bu 3. Yanındaki 4 olacak. Şu neydi? 20. O zaman diyor ki 1'den 20'ye kadar olan sayıları topla. 1'den e 20'ye kadar olan sayıların toplamı neydi hocam? Formülü. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı. Şöyle yazayım ben sana. Neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Kuralımız buydu. O halde bu da 20 çarpı 21 bölü 2 ile bulunur. 2 ile 20'yi sadeleştirdim. 10, 10 kere 21 bize 210'un ta kendisini verecektir. Kazanın bakış 28. Burada önemli bir de not yazdıracağım. Onu da unutmamak adına şuraya şimdiden notumu ekleyeyim. Şimdi soruyu çözelim sonra notumuzu yazalım. 0,45'de 45 devrediyormuş. 0,271'de 271 devrediyormuş ve A ile B'yi topla demiş. Şimdi A sayısı aslında 0,45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 diye devam ediyor. B sayısı da 0,271, 271, 271, 271 diye devam ediyor. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayacak olursam şöyle gösterelim. 5 ile 1'in toplamı 6, 7 ile 4'ün toplamı 11, elde var 1. 5, 2 daha 7, bir de elde vardı 8. 4 1 daha 5 7 5 daha 2 12 elde var 1 4 2 daha 6 bir de elde vardı 7 5 1 daha 6 4 7 daha 11 11'in bir elde var 1 5 2 daha 6 7 yaptı 4 1 daha 5 geldi 5 7 daha 12 12'nin 2'si elde var 1 4 2 daha 6 bir de elde vardı 7 e bu şekilde devam etmiş buraya kadar gelmişiz burada kaç tane sayı kaç basamağı devreder diye soruluyordu bak 725 716 725 şurayı yanlış yapmışım sanırım e ee, bir daha kontrol edeyim. 4 7 5 1 daha 6. 4 7 daha 11 5 2 daha 7. 271 ee, 271'di değil mi? 45 45 45 de aynen 5 2 daha 7. Şurada şuradaki elden eldeden geldi 8. Acaba şurada bir hatamız var? Evet, şurada hatamız var. Ben hatalı yazmışım. Kusura bakmayın. Şurası gençler. Bakın 4 7 daha 11 elde var 1'di. 5 2 daha 7 bir de elde 8. Tamam. Şimdi bakalım. 725, 816, 725, 816, 725, 816 diye devam edecek bu. Değil mi? E kaç basamak devrediyor? 6. Alt. Cevabımız 6 idi. Notumuz da şu. A sayısının veya iki sayı düşünelim. Bir sayının virgülden sonra yazın virgülden sonra M basamak. Diğer sayı da virgülden sonra N basamak devrediyorsa devrediyorsa ikisinin toplamının toplamının virgülden sonra virgülden sonra m ile n'nin ekoku kadar basamağı devreder. Burada 2 sayı. Burada 3 sayı mı devrediyor? 2 ile için ekoku neydi? Cevabımız 6 olacaktı. Tamam. Devam. 29. örnek. 2x artı 1 ve 3y eksi 2 aralarında asal 2 doğal sayı. Şimdi 2x artı 1 bölü 3y eksi 2. Yani aralarında asal 2 sayıyı oranlayınca sadeleştirilemeyen bir kesir elde etmemiz gerekiyordu değil mi? E burada ne demiş? 0,69'da 9 devreden. 0,69'da 9 devrediyorsa eğer sayının tamamı 69. 6'yı çıkardım. Virgülden sonra 9 ve 0'ı koyacağız. 69'dan 6'yı çıkardım. 63 bölü 90 geldi. Ben bunu 9'a bölersem 7. 9'a bölersem 10 gelir. Şimdi 2x artı 1 bölü 3y eksi 2. Abi 7 bölü 10 yazarsam 7 ile 10 arasında asal mı? Evet asal. E, 2x artı 1 ile 3y eksi 2 de aralarında asaldı. O halde 2x artı 1 7 ymiş 3y eksi 2 de 10'muş. Hemen yazdım 2x artı 1 7 ise buradan x 3 gelecektir. Ve 3y eksi 2 10 ise buradan da y 4 gelecektir. x de y'yi çarp demiş. 3 kere 4 bize 12'yi verir. Doğru cevabımız da 12'nin ta kendisidir. Ve son olarak kazanın bakış 30'dayız artık kazanım bakışların son örneği yani bu videonun son sorusu. A sayısı 1,907 B sayısı 1,907'de 7 devrediyor. C sayısı 1,907'de 0,7 devrediyor. Ve D sayısı da 1,907'de 907 devrediyor. A, B, C'yi büyükten küçüğe doğru sırala demiş. Şimdi burada A sayısı direkt olarak 1,907 yaz yazılabilir. B sayısına bakıyorum. 1,907'yi yazdıktan sonra 7 devrediyormuş. Yani 7, 7, 7 diye gidecek bu. Sırf kıyaslayabilmek adına A'nın sonuna ben istediğim kadar 0 ekleyebilirim tabii ki. C sayısına bakıyorum. 1,907'yi yazdıktan sonra 0,7 7 devredecek. 0 7, 0, 7, 0, 7, diye devam edecek. D sayısına bakıyorum. O da 1,907'yi yazdıktan sonra 907 devrediyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi zaten bizim sayılarımız şu kısma kadar hepsi birbirinin aynısı. Doğru mu? İşte bundan sonra gelecek olan sayılarda bundan sonra gelecek olan sayılarda büyük olan daha büyüktür. Küçük olan daha küçük. O zaman en büyüğü bak budur 9. Sonra da budur 7. Yani o zaman ben küçükten büyükten küçüğe sıralayacaksam D büyüktür. B yazabilirim. Şimdi geldim A mı yoksa C mi daha büyük? Bak şu ikisi zaten aynı olduğu için sıfırlar aynı olduğu için bundan sonraki büyüğe bakacağım. Burası sıfır burası 7 demek ki C daha büyükmüş. O halde büyüktür C ve büyüktür A yazabilirim. D, B, C, A sıralaması büyükten küçüğe A, B, C, D sayılarının doğru bir şekilde sıralanmış halidir diyeceğiz. Evet gençler 67. sayfamızda bitirdik sonuna geldik ve bunlar hemen sonra birbirinden güzel rasyonel sayılar sorularıyla Biraz da böyle sayı kesir problemlerine benzer sayı kesir problemleri vari sorularla sizlere rasyonel sayıları e, sınavda karşınıza nasıl sorular gelebilirse o tarz sorularla bir çözüm yapacağım. Bir test çözeceğiz. Hemen arkasından da SML bakış testimiz gelecek ve rasyonel sayıları ve böylelikle ilk bölümü de bitirmiş olacağız. İkinci bölümde denklemler basit eşitsizlik ve mutlak değere doğru kaymış olacağız gençler. Evet, artık dersi noktalayalım. Sizleri çok seviyorum. Öncelikle bunu bilin. Çok güzel yorumlarınız var. Ee, kitabı alan arkadaşlarım hem Instagram'dan bana e, kitabın görselini gönderiyorlar. Hocam muhteşem bir kitap diye. E, hikayelerini de paylaşıyorlar. Ekstradan Trend yoldan alan öğrenciler işte N11'den veya işte hepsi buradadan çeşitli web sitelerinden alan öğrenciler Oraya da böyle çok güzel yorumlar yapıyorlar. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Barış yayınları zaten kalitesi ortadaydı. Ben de anlatımımın kalitesiyle barış yayınlarının sorularının kalitesini bir nevi birleştirip sizlere sunmak istedim. Ki şu an çok böyle değeri kıymeti bilinmiyor gibi olsa da sadece bilenler biliyor bunu. Bilinmiyor gibi görünse de eminim ki bir gün bu kampın değeri fazlasıyla anlaşılacak. Ama inşallah anlayanlar için, sonra geç anlayanlar için çok geç olmaz. Evet gençler, sonraki videolarda görüşürüz sizleri. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.